şu dönemde, şu zamanlarda Yunanistan'da Trabzonsporlu olmanın açmayacağı kapı yok. Onu Hadi söyleyeyim. ya. Bütün bu konuştuğumuz maçlar, şunlar bunlar 3 santim, 5 santimle alakalı Mesela değil aslında. mi? Aslında Trabzonspor'la ilgili herkesin travması vardır. Benim travmam da bir PTT maçıdır, bilirsiniz. Sinemadaki futbol sahneleri berbat oluyor abi. Evet, çok Çekmeyin doğru. yani. Lütfen çekmeyin. İyi oyuncu yok. Vasat oyuncularınız var. Bu adamın babası aslında Pasolini'nin kramponlarını tamir edermiş. Asistanlarınızdan herkese merhabalar. Takımdan ayrı düz koşu formatındaki yayınlarımızda bu hafta yine gerçekten çok değerli, çok farklı bir insan misafirimiz. Sevgili Tayfun Pirselimoğlu abimiz. Edebiyatçı, sinemacı. Her ikisi bir arada değil mi? Yani sinemanın da her aşaması yönetmenlikten. Aşağı doğru nereye kadar gidiyor abi? Valla işte senaryo da yazıyorum, yapımcılık da yaptım. Sanat yönetmenliği de Sanat yaptınız. yönetmenliği de yaptım, evet. Öyle Yani her başlaması. sinemanın her aşamasında Evet. varsınız edebiyatçı her zaman. Ya ben tanışmamız şöyle olmuştu Tayfun abiyle. Bundan yıllar önce bir programa ben TVNET'teki programlardan birine sevgili Tarık Tufan'ı çağırmıştık. Program bitti. Tarık dedi ki Tayfun abinin selamı var. Hadi ya dedim programı mı izlemiş? İzlemiştim. Hiç kaçırmazdım ben o sizin O programı. zamana kadar bilmiyordum. Tayfun abi Trabzonsporlu. Trabzonlu. Bir süre böyle Trabzonspor üzerinden gideceğiz ama sonra belki bu işi yayabiliriz yani. Taraftarlık meselesine programları yayabiliriz. Abi en son şöyle konuşmuştuk seninle. Sen Trabzonspor'dan önce şampiyon oldun dedim. Bu şey ödül almıştım Ödül. onun Evet, için, evet. İstanbul Film Festivali en iyi film, en iyi En yönetmen, iyi en iyi yönetmen. yönetmen ödülü. Yani Trabzonspor'dan önce kupayı aldın sen. Ama ben de bana cevaben yazmıştım. Benim şampiyonluğuma karşılaştırılacak bir şey değil Trabzonspor'un şampiyonluğu diye. Seninki daha zor. Hayır. Yani Trabzonspor'un bu seneki şampiyonluğu bence birkaç asırlık falan bir şey yani. O kadar mı? Çok çok kıymetli. Senin için de öyle mi? Benim için de öyle. Açalım biraz o kıymeti. Şundan tabii böyle birikmiş olan bir insanların bu bunca yıl içerisinde biriktirdiği bütün her şeyin böyle patlamasına yardımcı olan ve çok kıymetli bir patlamada oluşmuş olan bir zafer olduğu için bir benzeri sonrasında ki zaten kutlamalardan da bu anlaşılıyor. Yani gerçekten birçok insanı da şaşırtacak ölçüde dünya çapında Şeye bir dönüştü. heyecan yarattı. Heyecana dönüştü. Dolayısıyla bunun nedeni işte bu tabii ki bunca yılın içindeki birikmişlik var. Fakat onun dışında bence değişen zamana da tekabül eden bir şey işaret ediyor. Yani hem Trabzon özelinde hem dünyadaki gidişatla yani zamanın ruhuyla da ilişkilendirilecek bir şey. Zaman ruhundan bağımsız değil aslında hiçbir Hiç şey, değil değil, mi? hiçbir şey değil, evet. Yani. Ben mesela Türk futbolunun 80'ler, 90'lar, 2010'lar arasını biraz modernlik zamanları olarak yorumluyorum. O modernlik Trabzonspor'a yaramadı Hiç mesela. yaramadı. Postmodernlik tam tersi çok Evet, iyi işte geldi. tam da bu Yani karşılığı çok bu. iyi geldi Trabzonspor'a postmodernlikte. Çünkü az olanın kendini bir şekilde ifade edebileceği bir alan açtı herkese. Çok doğru. Sanki bununla ilgisi var Var gibi var düşünüyorum var. ben. Bu hatta bu şeyi de bu var hikayesine de ilişkilendiriliyor ya. Değil Bir var mi? öncesi Değil mi? var. Evet, var öncesi ve var Aslında sonrası. var belki postmodern bir Çok da şey çok çok öyle. Evet. bir gelişmeydi ve Evet. Kesinlikle kesinlikle öyle. Ben abi son filmi seyrederken o zaman da böyle bir şey 2 hafta üst üste berabere mi kalmıştı takım? Hani böyle evet. bir Son türbülans zamanlar. şeyi vardı. Şimdi filmin adı da Ker. Tekrar ve tekrar tekrar olan aynı olumsuzluklar an şey yaptı bende. Eyvah dedim ya. Yine mi? Yine mi ya Ker? Yine mi dedim sizin filmi seyrederken. Sinemadan çıkarken söylemedim ama içimden dedim ki ya keşke gelmeseydim dedim. Fakat siz olumsuz tarafından bakmışsınız. Ben bir şampiyonluk tekrarı olarak Aa, eyvah. algıladım. Siz iyi tarafından baktınız. Çok iyi filmdi bu arada. Sağ Yani olun. ben Teşekkür ederim. sinemadan anlamam. Çok yani o konuda kelam edecek bir adam değilim. Ama çok çok elinize sağlık. Çok sağ olun. Bir daha var galiba şimdi yeni bir film Yeni çalışması var. bir Nerede? projem daha var. O
İdea diye o Ocak gibi falan çekmeyi planlıyoruz. Onu da büyük bir kısmı Yunanistan'da, bir kısmı da İzmir'de. Yunanistan'da. Evet. Bir Siros diye bir çok güzel bir adaları var. Yani şeyle alakası yok. Yani konunun Yunanistan'la alakası yok. Sadece orada bulunduğum mekan çok elverişli olduğu için orada çekeceğiz. Gittiniz mi oralara? Gittim. Çok mekanları işte çıkarmak için gene gideceğim de. Şey yapıyor musunuz gittiğiniz yerde forma falan yanınızda taşır mısınız? Fakat yok öyle bir şeyim yok. Fakat yani şu dönemde, şu zamanlarda Yunanistan'da Trabzonsporlu olmanın açmayacağı kapı yok. Onu söyleyeyim. Hadi ya. Bu çünkü işte neresin? Trabzon falan. Sonra Trabzonspor. Ha Bakasetas ve Siopis deyince inanılmaz, çok fark ediyor, inanılmaz bir zaten Bakasetas çok sevilen bir futbolcu Yunanistan'da. Takım kaptanları sonuç. Milli takım kaptanı. Ve işte sendika başkanı ya da yardımcısı öyle bir şey de var. Çok özel bir figür. O yüzden Bakasetas'a ben kişisel olarak da bir zaten teşekkür borçluyum doğrusu. Bu arada iki kitabınız da Yunanca'ya çevrildi. Bir kitabınız Yunanca'ya çevrildi. Evet. Onu da hediye ettiniz. Hediye ettim Bakasetas'a. Onu da söyleyelim izleyicilerimize bu vesileyle. Abla Hoca sağ olsun şöyle bir şey başlattı. Bundan sonra da devam edecek inşallah. Hani Trabzonsporlu sinemacı, yazar, bilim adamı onlarla ara sıra yemek yiyip sohbet etmek gibi bir gelenek başlattı. Tayfun abi de bir dahil oldu o yemekte. Kitapları Bakasetas ve Siopis'e. İmzalayıp gönderdim. O mesele ilginç aslında. Yani böyle karakterler bulup ben mesela şeyi hiç unutmuyorum. Belgesel çekmek için Filistin'e, İsrail'e havaalanında öyle bir sorgulama var ki yani. Ya, ben Filistin belgeseli çekeceğiz. İyi aklıma geldi ya. Dedim ki yani ben mesele sadece Filistin falan değil. Ben futbol manyağıyım. Revue'nun da belgeselini çekeceğim dedim yani. Revue aklıma geldi. Ya, evet. O da orada çok seviliyormuş ya. Bir yumuşadı şöyle. O duvar bir kalktı yani. Böyle figürler. Buna benzer bir şey benim de başıma geldi. Yıllar önce Kore'de Busan'da film festivaline gittim. Aslında Kore hala yani Güney Kore'de savaş hali var. O yüzden barış değil şeydi. Anladım. Savaş. Savaş da var. Uluslararası savaş hali. Yani hukuken bir savaş halindeler. O yüzden havaalanları belli bir saatten sonra kapanıyormuş. Benim de çok erken bir saatte uçağım vardı. Havaalanına gittim böyle sabah 3 falan. Kapalı. Bayağı böyle bir şey, askeri bariyerler vardı, öyle bir şey var. Bir kulübe var. Taksiden indim, böyle gecenin ortasında havaalanının girişinde böyle kaldım. Bir asker geldi. İşte böyle İngilizce biliyor, bilmiyor falan. Sonra kapalı dedi falan. Buyur dedi. Kulübesine çağırdı beni, oturduk. Trabzonspor'da Güney Koreli kim vardı bizden? Lee. Bana bir şey Trabzonspor filan nereden açıldıysa Trabzonspor deyince bana bir ikramlarda bulunuldu. O açılış saatine kadar orada beni bayağı bir ağırladılar. Ya ben mesela böyle şeyler gözetilerek de transfer yapılması taraftarıyım yani. Bence de bu çok önemli. Bunu aslında futboldaki karşılığı belki hemen anlaşılabilir fakat sonrasında çok faydası oluyor. Evet, yani çok önemli şeyler bunlar. Çok. Bunları gözetilmeli. Aslında yani futbol sadece futbol değildir'in de bir karşılığı tam olsa da gerek. Tam da bu. Abi siz Trabzon'da doğdunuz. Evet. Okul kısmı falan. Liseyi de Trabzon'da okudum. Sonra işte bütün sinemacılar gibi mühendis misiniz? Mühendisim aslında, evet. Niye böyle? Nasıl bir şey bu? Doktorlar gibi. Onlar gene doktorluklarını yapıyorlar evet. Bir yandan. Ben ODTÜ'de metalurji mühendisliği okudum. Niye? Çünkü benim dönemimin bir anne hastalığı. Yani evladım önce mühendis İşim ol. Sonra istediğini yaparsın. Ben de tabii o zamanlar işte akademiye girmeyi istiyorum. Çünkü iyi resim yapıyorum filan. Annem işte, annemin ısrarı soracağım ama şöyle bir şey dedi bana, işte sen mühendis ol, istersen sonra akademiye de gidersin. Nitekim öyle oldu. Diplomanı bir al. Evet, nitekim öyle. Biraz da çalıştım aslında mühendis olarak. Sonra olmayacağına kanaat getirdim ve işte Viyana'ya gittim, akademide resim okudum sonra. İşte o zamanlar zaten sinema işleri başlamıştı bir ucundan. Ve ben ilk romanımı da gene Viyana'da yazdım. Orada mı yazmıştın? Evet. Dolayısıyla böyle yani bazı şeylerin kontrol edemiyorsunuz. Belki iyi ki de edemiyorsunuz.
Yani belki o zamanki isteğim yerine getirip de akademiye girmiş olsaydım başka bir yerde akacak mı, daha mı iyi olacaktı, ondan çok emin değilim. Değil mi? Böyle olması gerekiyormuş, böyle olmuş. Bir mukadderat tarafı da var işte. %100 var. Yani ne kadar onu, topta da var, maçta da var değil mi? Ya geçen buraya gelirken onu düşündüm. Bütün bu konuştuğumuz maçlar, şunlar bunlar 3 santim, 5 santimle alakalı aslında. Yani ayağın ucu değdi değmedi, top girdi girmedi ve bütün şeyi, hikayeyi değiştiriyor. Ya bu kader değildir de nedir dersiniz? Rahmetli Kazım Koyuncu'nun da öyle bir tabiri varmış yani. Yok artık, inanacağız, yapacak bir şey yok demiş. Yani. Bu maçtan sonra... Ya ben bir şey maçını hatırlıyorum. Trabzon'daki bir Beşiktaş maçı. %80'e %20'ydi falan ya. Trabzon böyle oynuyor, gidiyor geliyor gidiyor. 2-0 yenildik o maçta. Galiba Daum Hoca. Hatırlamıyorum. Beşiktaş hocası Daum. Ertesi gün manşetler şeydi. Dahi Daum. Yani o işte birisini ya daha iyi yapar ya rezil eder yani. O Trabzon'un topları girseydi işte bundan kötü hoca olmazdı. Sizin taraftarlık eskiye dayanıyor ama değil mi? Gençlik çok, nasıl bir... Ya ben gözümü açtım. Trabzonspor kuruldu zaten. Hani bu arada ailede yönetici falan da var galiba. Benim amcam yönetici. Onu da ben geçen Şenol Hoca ile bir sohbette fark ettim. Abi bir dakika, çok, Selimoğlu. Trabzon'da çok popüler bir tipti ve işte hem gazetecilik yaptı, hem fotoğrafçı, yani sahada fotoğraf çekerdi, yönetici oldu filan. Dolayısıyla biraz da mesela amcam sayesinde ben böyle kamplara falan da gitmiştim. Bayağı yakındınız. Mesela Bursa'ya giderlerdi o zaman. Evet, Uludağ'a kamp yapardı takım. Oralara giderdik filan. Ben bütün deplasmanlara falan giderdim. Yani hatta geçen gün nereden açıldı konuşuyorum. Bir daha herhalde ortaokuldayım filan. Bu İstanbul'a gelmiştim. Amcamın oğluyla biz kaçıp bir Boluspor maçına gittik. Allah Allah. Gelmiştik de. O zamanlar Trabzon böyle çok tabii iyi zamanlarıydı. Fakat benim de aslında Trabzonspor'la ilgili herkesin travması vardır. Benim travmam da bir PTT maçıdır bilirsiniz. Bu 6-1 ikincilikteyken. İkincilikte 6-1 Trabzon'da yendiğimizden sonra şampiyonluk maçında Ankara'ya gittik. Evet. İşte o zaman Ankara'ya gitme otobüs, yani yüzlerce otobüs kalktı Trabzon'dan. Of. Ya bak, o günlerle ilgili hiç anı yok. Çok ilginç. Benim de bütün anılarım çok ilginç. O kısmıyla ilgili çok az şey biliyorum. Öncesine geleyim. Bu Trabzon'daki PTT maçı 6-1 bitti. Evet. Çok iyi hatırlıyorum maçı ve Atay kornerden bir gol attı. Böyle. Atay Aktun. İnanılmaz bir futbolcu, inanılmaz bir... Şşt, gözümün önünde böyle geldi, 90'dan girdi. İnanılmaz bir maç ve işte 61 plaka falan filan diye tabii o zamanlar çok tatavası da yapıldı. Fakat... Ha, 6-1. Ha, tamam. De. Fakat son maç geldi, işte estek köstek sonunda Ankara'daki PTT finali maçı. Trabzon'dan yüzlerce otobüs kalktı ve çok iyi hatırlıyorum, otobüslerde o aralarda filan insanlar böyle ayakta gittiler. 12 saat filan sürüyordu Ankara. Tabii, o zaman düşünemiyorum yolu. Geldik ve çok sıcak. İşte statta kuyruğa girdik. Güneş böyle vuruyor ama nasıl yakıyor. Ve yenildik. Ve öyle köz Döndük. Hiç unutmadığım şeydir o. Yani büyük hayal kırıklığı. Fakat onun arkasından bu kadro kuruldu. Şimdi tam da belki oradan belki bir yazı konusu çıkar buradan bana abi. Mesela bu şampiyonluk şöyle anlamlı bence. Trabzonspor yarıştığı her şeyde olmayınca sonraki yarış bir 5 sene sonra falan dahil oluyordu. Şimdi 19'dan bir ara verdi, ertesi sene yine yarıştı. Evet. Şimdi orada da aynısı olmuş. Olmadı, tamam, ama başka bir yolla bir ertesi sene yine yarışmayı başardı. Galiba aradaki şey bu. Yani tekrar yapmayı başarırsan yarışmayı, yıkıp daha her şeyi dağıtmazsan galiba oluyor. İşte o akli olmakla alakalı. O zamanki akıl bunu becermiş. Bir akıl var. Bravo. Akıl vardı. Evet. Bu seneki Trabzonspor'un bence başarısının arkasında da aklın daha önceki olmadığı ölçüde daha öne geçip çalışır hale gelmesi. Duygulardan daha öne geçmesi. Çünkü aslında yani antropolojik olarak incelenmesi gereken bir yer Trabzon. Yani ve o insan. %100 katılıyorum. Ve yani aslında bu kadar çabuk, hızlı cevap verebilen bir karakter nasıl oluyor da uzatıyor bu işi? Ve bunun çözümü neydi? Bunun çözümünü artık gördüler herhalde.
bu akli olanı öne koymak. Ve işte gereksiz tartışmalar ve gereksiz problem, kendilerinin yarattıkları, kendi ayaklarını ateş ederek yaptıkları bir sürü yanlışlıklar oldu. İşte transferler İstanbul'da şuydu buydu, o geldi bu gitti bilmem de filan. İşte onunla rekabet etmek ve... Kendini sadece onun ötekisi olarak konumlandırmak. Onunla yarış... O seninle yarışmıyor, sen evet. Onunla yarışıyorsun. Ve onun kulvarına girmek istiyorsun. Ama, aynı kulvarda olmak istiyorsun. Ama Trabzonspor o iki, yani ilk şampiyonlukları da hiç böyle yoktu, son derece müdanasızdı. Ve onunla yarışılıyordu. Trabzonspor'la yarışıyorlardı. İşte bravo. Orta sahaya geçersek bravo. Ne mutlu bize evet. Diyenler evet. Takımlar geliyordu. Şimdi daha sonra ne oldu da oldu. Bu da belki kaderle açıklanabilecek bir şey de olabilir bir tarafıyla da. Ama onu inşallah üzerinden atmıştır. İnşallah. Çok önemli bir yer. O yüzden önemli. De Abdullah Hoca'ya çok şey borçluyuz. Teşekkür borçluyuz. Yönetim kurulu da Abdullah Hoca'ya. Evet, yönetim kurulu. Ama aklı çok ön plana çıkaran net Abdullah Hoca'ydı. Yani geldiğin günden beri onu şey yaptı, onu söyledi. Yani. Evet. Ben hatta diyorum Halil Cibran'ın öyle bir şeyi var. Duyguları akılla birleştirmek lazım gibi böyle bir şiiri var. Hoca okuyup gelmiş galiba bunu Trabzon'a gezdim. Bizim Halil Cibran'ımızı okuyup gelmiş gibi. Futbol sinema üzerine ne düşünürsün? Aslında futbolla sinemanın şöyle bir problemi var gibi bence. Bunu da kim söylemişti? Güven adı güzelle konuşurken o söylemişti galiba. İkisi de temsil olduğu için birbiriyle aslında yarışan iki şey. Ve üst üste örtünce çok güzel şeyler çıkmıyor. Şu anlamda çıkmıyor. Sinemadaki futbol sahneleri berbat oluyor abi. Evet. Çekmeyin doğru. Yani. Lütfen çekmeyin. Çünkü ben çekmiyorum zaten. Yönetmenlere diyorum. Olmuyor yani. Ne kadar yaparsan yap. Olmuyor yani. Bir maç gibi olmuyor. Dolayısıyla saha içini çekmeyin bence. Doğrudur. Ne düşünürsünüz futbol sinema ilişkisi üzerine? Aslında şöyle bir benzerliği de var. Mesela iyi futbol iyi futbolcuyla oynanır denir ya. Aslında sinemada oyunculuğun iyi olması gerekir. Çok fark ediyor değil mi? İyi oyuncu yok. Vasat oyuncularınız var. O zaman çok iyi bir planınız olması gerekir. Yani iyi senaryonuz olması lazım. Eyvallah. Çok iyi. O senaryoyu... İyi oyun senaryonuz olması senaryonuz lazım. Da yok. Ama çok iyi bir yönetmenlik gösterebilirseniz bir filmi kurtarabilirsiniz. İdare edersiniz. Yani o yüzden... Küçük dokunuşlarla idare edebilirsiniz. Evet yani... Aslında çok benziyor. Bravo. Çözülmeyecek bir mevzu değil o anlamda. Bravo. O anlamda sinema, futbolun böyle bir şeyi var. Bu tabii sinema, futbol deyince bu işte kafa yormuş olan büyük sinemacılar da yok değil. Var mesela işte Pasolini ilk akla gelen, yani kendisi de futbol oynamış. Onunla ilgili de böyle yakınlarda yaşadığım bir hikaye var. Onu da anlatayım istersen. Bu 2-3 ay önce Bari'de bir festivale davetliydim. Pasolini'nin de 100. doğum yıl dönümü bu sene. Dolayısıyla çok etkinlik yapılıyor. Ben de festival direktörüne şey dedim. İşte Pasolini'nin Türkçe'de ilk şiirlerini ben Sokak diye bir dergi çıkartıyordum bir arkadaşımla. Orada biz yayınlamıştık falan böyle bahsedince. Sonra bizi bir yemeğe davet etti. Ertesi gün. Yemeğe Pasolini hakkında son günlerini anlatan bir film çeken çok önemli bir yönetmen. Bir de 80 yaşında bir adam geldi. O adam Pasolini'nin çocukluk arkadaşıymış. İşte bu şiirden falan oldu. Bana hemen şiiri okudu falan. Böyle İtalyanca hiç anlamadım ama hayranlıkla dinledim. Fakat daha enteresan tabii sordum. Nasıl futbol, inanılmaz güçlü bir futbolcuydu. 3 kişi alır götürdü falan dedi. Daha da enteresanı bu adamın babası aslında Pasolini'nin kramponlarını tamir edermiş. Çünkü o zamanlar size hikayeyi anlatanın babası. İşte o zamanki kramponlar, futbol ayakkabıları tabii ve sürekli tamir edilmesi yani hem pahalı hem bulunmuyor ve tamir gerektiriyor. O adamla tanıştıktan sonra biraz o da bir Marksist bir şeymiş, önemli bir figür. Bu Pertini'nin arkadaşlığını falan yapmış. Dolayısıyla hem işin politik tarafını hem de pratik tarafını onunla birlikte öğrenerek büyüdü diye anlattı bana. Bir de şey meşhur bir şeyi vardır Pasolini'nin. Bu Solo'nun 120 gününü çekerken
Bertolucci de Novecento'yu çekiyormuş, 1900'ü. Aynı yerde çekiyorlar. Bir maç yapalım demişler. Aa, iki ekip mi? Evet. Çok güzelmiş. Ama takımlarda, bizim takımda Robert De Niro varmış. Çok iyi. Şeyin takımı, Pasolini takımı yenilmiş 5-2. Çok, çok güzel. Abi sen anlatırken şimdi aklıma geldi ya. O kadar çok ödül var ki, hani bir ödüle bir formayla çıksana. Çok güzel olur. Yurt dışında ama. Yurt dışında yaparım. Yapma. Belki. Bir ödüle formayla çık. Yani formayla alabilirim. Öyle. Maç seyrederken nasıl? Ben uzun zamandır hiç maça gitmiyorum. Çok uzun zamandır gitmiyorum. Bir travma mı yoksa? Biraz travma tarafı da var. Fakat şöyle, maçı televizyonda da izlemiyorum. Kapatıyorum. Trabzon'da bir arkadaşım var, onu arıyorum kaç kaç diye. Çünkü bu hele bu sene... Bu nasıl bir şey mesela? Yani bir, açıklanabilir bir şey değil. Ya zaten futbol mesela, açıklanabilir bir şey hani, değil mi yani? Kız arkadaşlarınız bir şey yani etraftakiler falan bunu duyunca ne diyor? Hani delisin falan diyor mu? Alıştılar herhalde. Alıştılar değil mi? Çocukken maça gittiğim zaman Trabzonspor maçlarına, o zaman bir totemim vardı. Ellerimi böyle yumruk yapardım ve gol atana kadar açmazdım. 0-0 biten maçta düşünsenize. Şimdi yok, onu açtım. Fakat şimdi maçları seyretmiyorum. Arkadaşım abi benim de var da söylemeyeceğim. Ona benzer bir şey. Yani söylemeyeceğim ya. Dolayısıyla bu akli, bu işin de bu tarafında hiçbir akıl yok tabii yani. Ama belki o yüzden de seviyoruz. Çok güzelmiş. O akıl olmaması çok güzelmiş. Yani bu hem akıl gerektiren hem de tamamen ondan uzaklaşmanız gereken başka bir iş var mı bilmiyorum. Çok zor. Çok zor. Evet. Bir de edebiyatçı tarafınız var abi. Ya o biraz geri kaldı sanki. Öyle mi? Yok yok. Aslında daha güçlü. Yani bu edebiyatla olan ilişkim kesilmişti. Yani devam ediyor, yazıyorum. Yani işte yeni bir roman var kafamda. Onu yarım bıraktım, ona devam edeceğim. Ama şöyle. Tayfun Pirselimoğlu deyince önce yönetmen geliyor artık. Evet öyle. Sanki öyle oldu yani. Biraz öyle. Bu edebiyat deyince edebiyat futbol ilişkisi adına da aklıma geldi. Onu da eklemeden duramayacağım. Camus, o da bir futbol, futbolu çok seven bir futbolculuk, evet, yani evet, kalecilik yaptı. Evet, evet. Çok enteresan. Onu yakın zamanda öğrendim. Nobel Edebiyat Ödülü aldıktan sonraki ilk röportajını bir maçta vermiş. Hadi ya, bak, evet, bunu bilmiyordum. Maç oynanırken. Tribünden mi veriyor? Aa, bunu bilmiyordum. Evet, ve gazetecilik zamanında da bu Cezayir'de doğmuş ya. Cezayir'de böyle işte oradaki yoksul halkla röportajlar yaparmış. Esas böyle çalıştığı yerde Zinedine Zidane'ın olduğu bölgelerde ya, muhtemelen babasıyla falan da görüşmüş olabilir diyor. Çok güzel bir hikaye çıkabilir. Evet. Çok güzel bir hikaye çıkabilir. Tayfun abi ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda o Tayfun Pirselimoğlu'nun formayla Fransa'da ödül kaldırdığı sahneyi görürüz. Artık elim mecbur yapacağım galiba. Eyvallah, çok iyi oldu bu. Eyvallah. Ayağına sağlık abicim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere efendim.